Onlarla lisede programının kıymetli takip edicileri de bu haftaki programımıza 15. sözün 6. basamağı ile ilgili sorularımıza devam edeceğiz. Hoş geldiniz Ozan. Teşekkürler, hoş bulduk. 6. basamak, beşer ve cin nihayetsiz şerre ve cühuda müstahit olduklarından nihayetsiz bir temerrüt ve bir tuğyan yaparlar. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim öyle icazkar bir belagatla ve öyle âli ve bahir üsluplarla ve öyle gâli ve zahir temsiller ve meselelerle ins ve cinni isyandan ve tuğyandan zecceder ki kainatı titretir. Mesela ey ins ve cin, emirlerime itaat etmezseniz haydi hudud-u mülkümden elinizden gelirse çıkınız meseline işaret eden ya maşerel cinni vel insi in istetahtum en tenfudu min aktadi semavat vel art fanfuzu la tenfuzuna illa bi sultan fe bi eyyi ala rabbukuma tukezziban yurselu aleykuma şuvazun min narin ve nuhasin fe la tentasiran ayetindeki azametli inzala ve dehşetli tehdide ve şiddetli zelzele dikkat et. Nasıl ins ve cinnin gayet mağdurane temerrütlerini gayet mucizane bir belagatla kırar, acizlerini ilan eder. Saltanat-ı rububiyetin genişliği ve azameti nispetinde ne kadar aciz ve biçare olduklarını gösterir. Güya şu ayetle hem ve canna harucu menni şeyatin ayetiyle böyle diyor ki, ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrit ve ey zaaf ve fakri içinde serkeş ve muannit olan cin ve ins, nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir sultan-ı zişanın evamirine karşı geliyorsunuz ki yıldızlar, aylar, güneşler emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Evet, Kur'an'da bazı mühim tahşidat vardır ki düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Belki haşmetin isarı ve düşman şenaatinin teşhiri gibi sebeplerden ileri geliyor. Hem bazen kemal-i intizamı ve nihayet adli ve gayet ilmi ve kuvvet-i hikmeti göstermek için en büyük ve kuvvetli esbabı en küçük ve zayıf bir şeye karşı tahşit eder ve üstünde tutar, düşürtmez, tecavüz ettirmez. Mesela şu ayete bak. Ve in tezahara aleyhi fe innallaha huve mevlahu ve cibriyulu ve salihil mümin vel melaiketi vel melaiketu ba'da zalike zahira. Ne kadar nebi hakkına hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var. Şu mühim tahşidat yalnız hürmet-i nebinin azametini ve iki zayıfenin şekfalarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahimane ifade etmek içindir. Uzun metinle ilgili birkaç şıklı sualımız olacak o zaman. Birincisi, metinde geçen Sure-i Rahman'da geçen ayetleri kısaca açıklar mısınız? Evet, bir de okuyacağız. Ya maşerel cinni vel insi inistetatum. Burada Cenab-ı Hak inse ve cinne hitap ediyor. Ey ins ve cin cemaatleri, toplulukları. İnistetatum. En tenfuzu min aktari semavat vel art. Semavat arzın aktarına, yani sınırlarını geçmeye gücünüz yeterse. Fanfuzu. Geçin yani, buyurun. Yeterse gücünüz geçin. Semavat ve arzın sınırlarını aşmaya. Aktar kuturlar demek, yani sınır diye ifade edebiliriz. Semavat ve arzın hudutlarını geçmeye gücünüz yetmez belli ama yeterse, buna güveniyorsanız geçin fanfuzu. La tenfuzuna illa bi sultan. Geçemezsiniz, nüfuz edemezsiniz yani semavat ve arzın ötesine. Geçemezsiniz, nüfuz edemezsiniz. Ha. Öyleyse, evet. İlla bir sultan. Ha, ancak bir sultanla geçersiniz. Yani sultan delil manasına geliyor da. Ancak bir delil olursa geçersiniz, evet. Febeyye ala irabbüküme tükezzimen. Allah'ın delil de Allah'ın inayet olursa geçersiniz. Onun başka manada olabilir. Lügat olarak delil demek. Ha. Öyleyse madem geçemiyorsunuz, buna gücünüz yetmez. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini tekzip ediyorsunuz? Yani ediyor da yani bu şekilde şirk ve de tuğyanda, isyanda devam ediyorsunuz manası var. Evet. Yani Rabbinin hangi nimetlerini tekzip ediyorsunuz? Tekzip etmeyince, yani yalanlama tekzip, nimetleri tekzip etmeyince nimetleri kabul etmek gerekiyor değil mi? Nimetleri kabul edince de şükür ve ibadet etmek gerekiyor.
Bir şükür ibadet etmeyenler için o halde mülkümden çıkın gücünüz yeterse. Madem bu mülkte yaşıyorsunuz, değil mi? Buranın kanunlarını uyacaksınız. Evet. Bu mülk benim mülküm. Öyleyse benim kanunlarıma itaat edeceksiniz. Etmezseniz o zaman çıkın hududu mülkümden, çıkabilirseniz. Madem çıkamıyorsunuz, öyleyse başta iman geliyor tabii. O gün için düşünecek olursak iman edin, tevhid, şirke girmeyin, tevhid dairesinde yaşayın. Beni, birliğimi kabul edin. Ve bana itaat edin madem çıkamıyorsunuz. Kısaca böyle manası. Yurselu aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesiran. Devam ediyor. Yani zaten çıkamazlar da faraza çıkmak isteseniz, ki bu sanki bu cümle biraz da cinlere daha çok bakıyor. Onlar biraz çıkmaya meyletmişler haber getirmek için semadan. Zaten çıkamazsınız da faraza çıkmak isterseniz o zaman üzerinize alevli, dumanlı ateşler gelecek. Yani yine kovulacaksınız, yine çıkamayacaksınız. O halde boşuna bu işte teşebbüs etmeyin. Emrim dairesinde hareket edin. Bu mülk, madem benim mülküm, siz de burada misafirsiniz. Bana itaat edin manası var. Evet. Kısaca böyle. Yani işare manada acaba yani diğer gezegenlere ulaşılma manası? O delil, o biraz şey yani, nasıl diyelim, biraz zorlamayla olur yani. Evet. Çünkü ayetteki temel mesaj belli. Yani mülkün dışına çıkabilirseniz çıkın. Yok öylese bana itaat edeceksiniz. Cenab-ı Hakk'ın mülkü de aktarı semavat ve arz diye tarif edildi. Semavat ve arzın sınırları. Evet. Bugünkü insanlar işte Ay'a gittiler. Mars'a şey bıraktılar. Uzay aracı bıraktılar falan. Fakat bütün bu olanlar dikkat edilirse güneş sistemi içinde cereyan ediyor. Daha henüz bir gezegene gitmişiz. Hepsine de gitsek Güneş sistemi ait oldu yani içinde bulunduğu galaksi içerisinde yani tabiri caizse 11-12 haneli bir köy kadar küçük. Evet. Bir defa onu geçecekler. Ondan sonra efendim söyleyeyim dahil olduğu galaksiyi geçecekler. Sonra diğer galaksileri geçecekler. Değil mi? Aktarı semavat var diye bütün bunun çok uzun bir mesafe. Hala her zaman söyleniyor. Hala ışığı dünya gelmeyen yıldız var. Bu kadar geniş bir mülkün içerisinde insanların Ay'a gitmeleri, Mars'a gitmeleri çok ufak kalır yani. Evet. Yani bu ayetin esas mesajına göre çok küçük olur ama bir işare manı olabilir. Yani işare bir manı olarak insanlar da bir delille ancak çıkabilirler semavat ve arza. Aktarını geçemezler de evet. Sema ülkesine bir delil olursa. Buradaki delil o zaman ilim olur. İlim deliliyle işte Ay'a giderler, Mars'a giderler. Fakat tabi esas mesaj o değil yani. Evet. Esas mesaj o değil. Adiyeten bu metinle ilgili bu ayette ey ins ve cin topluluğu diye hitap edilmektedir. Burada cin kelimesinin insandan önce gelmesinin hikmeti nedir? Bu ayetin verdiği mesaja göre cin kelimesi önce gelmesi icap ediyor. Çünkü aktarı semavat ve arzı aşabilir misiniz, geçebilir misiniz? Şimdi bu teklif insanlara, cinlere yapılıyor. İnsanlar sizin az önce sorduğunuz gibi yani ancak diyelim bir delille yani fenli olarak gidebilirler. O da çok dar bir saha. İnsanın gidebileceği saha. Ama cinlerin letafetler olduğu için, vücutça letafetleri, hıfetleri olduğu için insana göre daha latif varlıklar. Onların çıkma ihtimali daha yüksek. Yani mahiyet olarak daha yüksek. Yani ikisini yan yana koysanız hangisi semavatın aktarını, sınırlarını aşabilir dense yine aşsa cinler aşar. Çünkü letafetleri var, çıkabiliyorlar semaya. Evet. O nokta, halbuki onlar da belli bir noktaya kadar gidiyorlar. Ars daha önceki programlarda da geçti. Ancak dünya semasındaki yıldızlara ulaşmaya çalışıyorlar. Oradan da tard ediliyorlar zaten. Evet. Zaten onlar da çıkamıyorlar da. Ama mahiyet olarak letafetleri olması cihetiyle onların çıkmaları daha fazla umulur yani. Evet. Bu noktada ayet önce cinleri şey yapıyor. Nazarı veriyor sonra insanları. Mesela insanlar önünde geldiği ayetler de var. Birçok ayetlerde insan önünde geliyor. Mesela insanlar ve cinlere
bu Kur'an bir mislini getirebilir misiniz? Toplan getirin diye evet. bir teklif yapıyor bir ayet-i kerimede. Kullene iştebatil ins vel cin. Yani şayet ins ve cin cemaatleri toplansalar, evet. ne için toplanır? Onun bir mislini getirmek için toplansalar, bir araya gelseler, birbirlerine yardım deseler, bunu başaramayacaklar manasında bir ayet-i kerime var. Burada da ins önde geliyor. Evet. Niye ins önde geliyor? Çünkü Kur'an'ın mislini getirme noktasında kabiliyet olarak, mahiyet olarak, istidat olarak insanlar cinlerden daha üstün. Yani onun belagatına bir nazire olsun getiriniz diyor ya Üstad. Evet. Yani çok kırk cihetle mucize Kur'an-ı Kerim ama hani belagatına hiç olmasa bir nazire getirin teklifi yapılıyor. Belagat noktasında kabiliyet olarak insan cinden çok daha ileri yani. Getirse insan getirir. O da getiremez. Evet. Onun için burada insan öne alınıyor. Belagat da efendim, ilimde, fende, istidatta insan daha önce bu noktada bazı ayetlerde insan önünde geliyor. Ama semavata çıkma noktasında insan daha kesif bir varlık, öteki daha latif bir varlık. Orada onun ihtimali daha fazla, o öne geçiyor. Evet. Adiza metinde ayette ins ve cinnin temerrütlerinin mucizane bir belagatla kırılmasını nasıl anlamalıyız? Şimdi ins ve cinnin temerrütleri, önce temerrütten başlayalım. Temerrüt inat etmek demek. Evet. İnat etmek deyince bu ayetler umumi. Ama o asra bakan veçesiyle, yönüyle anlamaya çalışırsak neye inat etti o günkü insanlar? Şirkte inat ettiler değil mi? Kainat kitabı Allah'ın birliğine dair delillerle doluyken. Bunu okuyamadılar. Peygamberimiz ikra emriyle okudu, okuttu kainatı onlara. Değil mi? Evet. Buna rağmen, Peygamberimizin okutmasına rağmen, anlatmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetleri Allah'ın birliğinden bahsetmesine rağmen, işte Rabbül Alemin diye Fatiha suresinde Rabbül Alemin ile başlanıyor. Hatta tabii o daha uzun sürer de ona girmeyelim fazla. Elhamdülillahi de başlıyor tevhid. Bütün mevcut sana Allah'a mahsustur, bu tevhiddir. Niye Rabbül Alemin? Bütün alemleri o terbiye etmiştir, bu da tevhiddir. Değil mi? İlahir. Evet. Böyle geliyor işte tevhide dair çok ayetler var işte. Güç ve kuvvet ancak ona mahsustur. Bütün o her şeye kadirdir. Yani başlıyor. Ta en son sure Rabbül Nas insanları o terbiye etmiştir'e kadar. Kur'an-ı Kerim baştan sona bu kadar tevhid delili serdederken, insanların nazarına sunarken buna rağmen inat edip hala şirke devam etmek. Peki buradaki temerrüt bu asla bakarsak bu şekilde yorumlanabilir. Ha bunu nasıl mucizane kırıyor? İşte az önceki şıkta geçen mesele burada nazar veriliyor. Mucizane oluyor yani. Muciz, aciz bırakın demek. Cenab-ı Hak onların acizliklerini ortaya koyuyor. Ne ile? Buyurun çıkın semavat ve arzın hudutlarının dışına. Çıkarsanız hani o mülkte bana şirk de koşun, isyan de edin. Hani o mülkte isyanınızı, şirkinizi bu hudutların dışında sergileyin yapabilirsiniz. Şimdi bunu yapamamaları acizliklerini ortaya koymuş oluyor. Şimdi muciz demek aciz bırakan demek zaten. Evet. Yani buradaki aciz bırakma bu şekilde oluyor yani. Evet. Bu ayetin kendisi aciz bırakıyor. Buyurun çıkın. Evet. Çıkamadığınıza göre o halde itaat edin. Evet. Yani şirk koşmayın. İman edin. Şirk koşmayın. İtaat edin. Yani mucizane dediği bu. Evet. Yine ve ceannâhâ rucûmen nişeyâtin ayette şeytan çoğul olarak kullanılıyor. Acaba iblisten başka şeytanlar var mıdır? Var ise bu şeytanlar imtihana tabi midirler? Şimdi şeytanlar var mı? Cin cinsinden. Ve imtihana tabi de zaten iki grup var. Bir insanlar, biri cinler. Onun için sadece iblis değil, meşhur bildiğimiz Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen şeytan değil. Bütün şeytanlar cinlerin inanmayan kısmı. İnanmayan kısmı. Bu cins isim oluyor yani. Nasıl hayvan deyince bütün hayvanat anlaşılıyor. İşte şeytan da denilince cinlerin bütün inanmayan kısmı anlaşılıyor. Yani imtihana tabi oldukları belli zaten. İnanmamışlar da şeytan olmuşlar yani. Küfre evet. girmişler ve şeytan cins ismiyle yad edilmişler. Onun için hem şeytanların çokluğundan dolayı şeyatin, şeytanlar demek, hem de şeytanların verdiği vesveselerin çok farklı oluşundan dolayı.
İnsanlar çok değişik yollardan küfre, şirke, isyana sevk etmelerinden dolayı. Burada şeytan yerine şeyatin, yani çoğul kullanılmış, şeytanlar tabir kullanılmış. Ayrıca metinde geçen ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrit ve ey zaaf ve fakri içinde serkeş ve muannit olan cin ve ins. Bu cümleden gurur ve temerrütün kaynağının hakaret, zaaf ve fakirlik olduğunu anlayabilir miyiz? Tabii fakirlik değil mi? Fakir. Yani bizim bildiğimiz fakirlik değil de. Önce kısaca onu söyleyip sonra gelelim. Zaaf, bunu çok yaşarız sanırım. Onun için tekrarda fayda var. Zaaf, kuvvetin zıddı. Kuvvetin zıddı, zaaf. Aciz, kudretin zıddı. Fakr da gınanın, zenginliğin zıddı. Evet. İnsan sonsuz, naks da kemalin zıddı. Yani insanda bu temel vasıflar var yani. İnsan sonsuz acizdir, sonsuz fakirdir, her şeye muhtaçtır işte. Her zaman söyleniyor, göze de muhtaçtır, güneşe de, ilahir. Fakirlik bu demek yani. İnsanların fakir kısmı demek değil, her insan fakirdir. Değil mi? Evet. Göze de muhtaçtır, güneşe de. Ciğeri de muhtaçtır, havaya da, ilahir. Bu manada bütün insanlar fakirdir. Bunu hiçbirini de yapamazlar kendileri, kendi güçleriyle. Bu noktada bütün insanlar acizdirler. Değil mi? Evet. Yine bütün insanlar nakıstırlar, noksandırlar. Aciz ve fakirler de noksanlık olarak kabul edilmekle beraber daha başka noksan oldukları cihetler vardır, değil mi? İşte unutma gibi, işte yorulma gibi, bir anda iki yerde bulunamama gibi, iradelerin cüz'i olması gibi birçok noksanlıklar da vardır. Şimdi burada elbette ki yani noksan soruda öyle geldi yani. Bu gururun kaynağı, bu noksanlık mı? O ayrı bir şey, o psikolojik bir durum. Üstad ona başka yerlerde işaret ediyor yani. Nasıl geçiyor, hayatınıza geliyor mu? Yani aciz şeyin menbaı oluyor yani. Gurur menbaı oluyor. Evet. Ha. Bu manada Risale'de geçer. Fakat buradaki mesaj o değil. Yani gururun menbaı nedir değil de, içinde kelimesi geçiyor orada. O, buradaki mesaj o, içinde kelimesi. Evet. Yani buna rağmen yani içinde, burada rağmen manasına. Evet. Bir de okursak suali. Ey hakareti içinde mağrur. Yani hakir olmasına rağmen. Evet. Değil mi? Zayıf olmasına rağmen. Evet. İçinde burada rağmen manasına. Evet. Değil mi? Buna rağmen tutuyor efendim söyleyeyim, gurur yapıyor. Evet. Sonsuz zayıf olmasına rağmen kibir yapıyor. Sonsuz fakir olmasına rağmen efendim söyleyeyim zenginlik taslıyor, üstünlük taslıyor. Bu insanın zavallılığını gösteriyor yani. İçinde kelimeleri sanki burada mesaj. Evet. Ha, bunun farkına varıyorsa insan, bu onu ubudiyete götürüyor. Ubudiyete de götürüyor. Zaafının, fakrının farkına varırsa, içinde kelimesi onu şey, onu ubudiyete götürüyor. Varmazsa o zaman soruda geçtiği gibi kibire, gurura götürüyor. Gaflete, isyana götürüyor. Evet. Mesela, buradaki asıl mesaj bence o yani. Evet. Yani derler ya, hem acam kabadayı, Türkçe'de bir tabir vardır. Evet. Sanki buradaki esas mesaj o yani. Hem fakir hem kabadayı. Hem aciz hem kibirli. Evet. Yakışmıyor insana yani. Yine metinde geçen hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki o kanun ile öyleler bağlıdır. Eğer lüzum olsa arzınızı yüzünüze çarpar. Gülleler gibi küreniz misüllü yıldızları üstünüze yağdırabilirler. Bu cümlede geçen öyle bir kanunu kırıyorsunuz tabirinden ne anlamalıyız? Öyle bir kanunu kırıyorsunuz da anlayacağımız manı işte soruda geçti zaten. Bir de okursanız. O kanunla öyleler bağlıdır. İşte, kimler bağlı o kanunla? Lüzum olsa arzınızı yüzüne çarpar. Arz o kanuna bağlı. Evet. Değil mi? Yıldızlar bağlı. Evet. Bütün kainat bağlı. Bütün kainatın itaat ettiği bir kanun var şu anda. Bunlar hepsi itaatteler de efendim söyleyeyim sen isyan edebiliyorsun yani. Değil mi? Bütün kainatın itaat ettiği bir kanun var. Ve yine bu ifade ayete de bakıyor. Yani gücünüz yeterse hududun mülkümden çıkınız. Yani aktarı semavat. Semavat ve arzın aktarını geçebilirseniz geçiniz. Madem geçemiyorsunuz o halde bu sınırlar içerisindeki bütün mahlukat bana itaat ediyor, bana ibadet ediyorlar. Siz onların tabi olduğu bir kanunu kırıyorsunuz. O halde lüzum olsa ki lüzum yok. Cenab-ı Hak isterse kulunu bir anda öldürebilir.
Değil mi? Ruhunu bir anda kabz edebilir. Kalbini bir anda durdurabilir. Lüzum yok. Lüzum olsa bu itaat eden mahlukatın birini musallat etse, değil mi? Bir küreyi dünyaya musallat etse kıyamet kopar zaten. Evet. Onun için siz böyle bir konuda karşı geliyorsunuz. Bunun farkında olun da haddinizi bilin manasını. Bir ikaz ve irşat var burada. Evet. Onun sözde güzel bir ifade var. Güneş ve ay ve arzdan tut ta en küçük mahluka kadar her şey kemale dikkatle vazifesinde çalışması, zerrece haddinden tezavüz etmemesi, azim bir heybet altında umumi bir itaat bulunması diyor. O manada işte. Evet. Bunların itaat ettiği bir kanuna, atomlardan sistemlere kadar sen az önceki soruda geçtiği gibi aciz, fakir, hakir bir varlık olarak içlerine kalkışıyorsun. Evet. Değil mi? Bu halin şeydir yani, gariptir senin. Evet. Yani insana yakışan bir hal değildir. İnsaniyete yakışan bir hal değildir. Bunun farkına varın da bu isyandan vazgeçin manasında Cenab-ı Hak itaatkarlar ordusunu nazara veriyor ki isyan eden ne haddini bildirsin yani ve isyan eden bilsin ki ben kime karşı geliyorum? Hangi orduların sahibine karşı geliyorum? Bunun şuurunda olsun. Evet. Ya bu tabii bütün nefislere, başta nefsimize itaat noktasında büyük bir derstir yani. Evet. Zaten az önce de söylediğim gibi Fatiha'da Elhamdülillah Rabbil Alemin derken bütün alemleri Allah terbiye ediyor. Değil mi? Sonra ne geliyor? İyyâke nâbudû. Öyleyse biz de ancak onu ibadet ederiz. İsyan eden bir kimse ne yapıyor? Bütün alemleri terbiye eden Allah'a isyan etmiş oluyor. Yani bunlar hep birbiriyle ilgili konular yani. Kur'an sureleri hep birbirini tefsir ediyor. Evet. Yine bu manada 25. sözde yani semavat bazı arz ve içlerindeki her şeyin itaatine nazar verdikten sonra diyor ki bütün bunların rağmına aksine şu insancık diyor. İnsancık küçük. Evet. Yapmış olduğu şirk ve küfürün ne kadar çirkin düşüp ne derece cezaya şahiste bulunduğunu nazar verir. İnsan en yumuşun sözü geçiyor ya nebati cismaneti cihetiyle hayvan nefsi itibariyle çok küçük. Evet. O cihette çok küçük. İnsancık tabii oraya bakıyor. Evet. Cismaniyetimiz çok küçük yani. Dağa çıksak oradakileri göremiyoruz. Evet. Dağ ki yakın komşumuz. Ay'a gitsek bizim şehri göremeyiz. Değil mi? Evet. Güneş sistemi dışına çıksak dünyayı bulamayız. Kainata bu kadar bir nokta kadar da kalmayan bir varlık. Yani cismani küçüklüğü noktasında insancık oluyor. Evet. Ama vazife noktasında değil mi? Bütün esma-i masaliyet noktasında, halife arz olması noktasında, Cenab-ı Hakk'a muhatap olması noktasında, bütün alemde ona hizmet etmek noktasında ayrı bir ehemmiyeti var. Mesela bunu da yine 23'ün sözde çok güzel işliyor yani. İki ciheti var insanın. Evet. Buradaki insancık tabiri diğer cihete bakıyor. Evet. Hı. Yine metinle ilgili hem bazen kemal-i intizamı ve nihayet adli ve gayet ilmi ve kuvvet-i hikmeti göstermek için en büyük ve kuvvetli esbabı en küçük ve zayıf bir şeye karşı tahşid eder ve üstünde tutar, düşürtmez, tecavüz ettirmez buyruluyor. Ve meselenin ispatı için bir örnek veriyor. Bu konuyu biraz daha izah eder misiniz? Onu bir tekrar bakacağız ayet kelimeye. Ayet başta geçmişti. Ve in tezahara aleyhi. Ve in tezahara. Yani şayet birbirinize müzahir olsanız, yardımcı olsanız, birbirinize yardım etseniz aleyhi, yani Peygamberimiz aleyhine. Evet. Ona karşı birbirinize yardımcı olsanız şayet. Fe innallaha. Ne olur? Netice ne? Evet. Hüve mevlahu. Muhakkak ki Allah onun mevlasıdır. Ve cibrilu. Cibril de onun. Ve salihil mümin. Müminlerin salihleri de onun yardımcısıdır. Onun dostudur. Ve melaiketu ba'da zalike zahira. Melaikeler de onun yardımcısıdır. Bütün bunlara karşı sizin birbirinize yardım etmeniz hiçbir mana ifade etmez. Evet. Burada tabii hani bir genel kayda var. Deniyor ki alimlerimiz tarafından yani sebebin üzülün hususiliği emrin hükmün umumiliğini bozmaz yani. Yani sebebin üzül, ayetin üzül sebebi, iniş sebebi hususi olabilir. Ama hüküm umumidir. Şimdi buradaki az önce yaptığımız meali vermeye çalıştığımız ayette bütün insanlara hitap var. Değil mi? Evet. Bütün inanmayanlara, İslam'a karşı bütün cephe alanlara tüm bir hitap var ki siz peygamberin hükmüne yani asıl saadete gelmesek bile şu anda yine insanlık olarak peygamberimize uymak uymamaktan imtihan oluyoruz ya. Evet. O halde bütün insanlar
peygamberimize karşı da çıksalar, onun karşısında yardımlaşsalar, hiçbir mani ifade etmez. Çünkü onun yardımcısı Allah'tır, Cibril'dir, salih müminlerdir, bütün melekelerdir, değil mi? Evet. Onun için sanki daha önceki soruya da benziyor yani biraz. Bütün kainatın itaat ettiği Allah'a isyan eden bir insan ne kadar zavallıdır, değil mi? Bütün bu grupları, şeylerin yardım ettiği, başta Allah olmak üzere, Peygamberimize karşı çıkan insan ne kadar zavallı düşer. Esas mesaj budur yani. Evet. Umumi mesaj budur. Ama sebebin uzun hususidir. Ben bir ara bakmıştım. Buradaki nüzul sebebi Peygamber Efendimiz'e karşı zaten size soruda okuduğunuz geçiyor. İki zayıfe dediği iki hanımı Peygamberimizin. Şimdi onlar kendilerine söylenen bir sırrı ifşa ediyorlar. Dolayısıyla diğer hanımlar arasında da dedikodu başlıyor. Peygamberimiz bunun üzerine bir ay kadar hiçbiriyle görüşmüyor, konuşmuyor. Ve onlara bu hitap geliyor. Hem Peygamberimizin hukukunu muhafaza, hem de daha sonra da Cenab-ı Hak bu yeminin bozulmasını şey yapmış oluyor, yani bildirmiş oluyor. Bu ayetlerin nüzulüyle tekrar aile hayatına başlamış oluyor. Burada işte zayıf olan taraf iki ezvac-ı sahireten iki hanımı oluyor. Buna karşı tekrar okuyacağız soruyu. Cenab-ı Hak, Cibril, melekeler, salih müminler, Cenab-ı Hak nazar veriyor ki bütün bunlar onun yanındalar. Evet. Yani siz ona karşı, efendim söyleyeyim, birbirinize ne kadar destek olursanız olun hiçbir mana ifade etmez. Onun için bir an evvel tövbe edin ve yanlışınızdan dönün manasına. Bir sebebiniz bu yani. Evet. Ayet bunun için nazil olmuş. Fakat dediğim gibi hüküm umumidir. Bütün insanları kapsar. Evet. Ve bakarsanız belki... Yeniden okuyayım hocam? Olur. Hem bazen kemal intizamı ve nihayet adli ve gayet ilmi ve kuvvet-i hikmeti göstermek için en büyük ve kuvvetli esbabı... En büyük kuvvetli esbab, burada işte ne oluyor? Cenab-ı Hakk'ın inayeti. Evet. İşte az önce saydıklarımız. Evet. Cibril, salih müminler. En kuvvetli esbabı... En küçük ve zayıf bir şeye karşı tahşid eder. En küçük ve zayıf bir şey ne oldu burada? İşte iki zayıfı. İki zayıfı oldu. Ha. Ve üstünde tutat, düşürtmez, tecavüz ettirmez. Ya, tehdit eder ama ceza da vermez değil mi? Şimdi evet. Tehdit yapıyor, onlar vazgeçiyor bu hatırlarından. Evet. Bu tehdidiyle. Peygamberimizi de onlara yeminini bozmasını temin ediyor Cenab-ı Hak yine bu ayetle. Evet. Görüşmelerini sağlıyor. Hem onların hukukunu muhafaza etmiş oluyor, hem Peygamberimizin hukukunu muhafaza etmiş oluyor. Evet. Üstünde tutar, düşürtmez, tezavüz ettirmez. İşte başka manalarda ifade ediyor yani mu? Cenab-ı Hakk'ın işte dedi ya, nihayet hikmeti, adli var, sonsuz kudreti, ilmi var. Evet. Bununla isterse o hata edenlere hemen ceza verebilir ama vermiyor, süre tanıyor. İkaz ediyor değil mi? Mühlet veriyor ve onların dönmelerini şey yapıyor. Vazgeçmelerini temin etmek istiyor Cenab-ı Hak yani rahmetiyle. Tabi o üstünde tutar kelimesinin ayrı bir işaret manası da var yani. İşaret dediğim başka bir ayete, başka bir hadiseye bakıyor bu. İşte Musa Aleyhisselam'ın kavmi de kendisine isyan ettiklerinde, sözünü tutmadıklarında Cenab-ı Hak Tur Dağı'nı onların üstüne tutmuştu yani. Bu ayette geçiyor bu. Evet. Ama düşürmez dedi yani, onların üzerine yıkmamıştı Tur Dağı'nı. Evet. Tehdit etmişti Tur Dağı'yla. Onu da ayrıca misal veriyorum. O kavmi Tur Dağı'yı ikaz ettiği gibi işte bu kavmi de işte kudretiyle ikaz ediyor ki bu isyana girmeyin ya, bu tip yanlışlıkları yapmayın. Tabi değil mi? Ummi olarak konuşuyorum. Peygamberimizin hanımlarına bakacak olursak bu tarz davranışlara bir daha girmeyin. Onun hukukuna riayet edin. Aksi halde işte Tur Dağı'nı Musa Aleyhisselam'ın kavminin üstünde tehdit olarak tutan Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuz. Size de başka türlü bir ceza verebilir. Varlığınıza son verebilir ama vermiyor. Bırakmaz. Üstünde tutar. Nasıl buluyor? Düşürtmez mi? Bırakmaz mı? Aynı mana geçer. Evet. Evet. Üstüne tutar, düşürtmez. Düşürtmez. Yani daha düşürtmemesi gibi. Evet. Kudretli de cezanızı vermez sizin ama tehdit de eder. Evet. Sizin yine menfaatinize.
Evet. Vazgeçesiniz diye bu hatada. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Hı. Süremizin sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Yine gelecek hafta 15. sözle ilgili sorularımızla buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.